gurme kelimesine bakacak olursak o çok eski bir kelime. Yani 14. yüzyıldan beri Fransa'da. Nedir? Valet du marchand. Yani tüccarın yamağı. Günlük şarap piyasasını ve et piyasasını bulmak için bunlar geliyor. Orada piyasa kuruluyor. 18. yüzyılda gurme değişiyor. İşi değişiyor. O zaman tadımcı oluyor. Sonra da oradan gurman kelimesi çıkıyor. Gurman kelimesi tadarken şarabı fazla kaçıyor, tükürmeyip tada öğleden sonra da hali kalmıyor. İşte o zaman obur oluyor. Sarhoş oluyor yani. Ve biliyorsunuz Fransızca'da oburun karşılığı çoktur. En güzeli gulüdür değil mi bir tanesi? Griffon vesaire vesaire. Griffon. Onun için bizdeki gurmelere gelirsen ya kendinden menkuldür, tabii yok demiyorum. Bazısı da yani özellikle gazeteler birisini gurme ilan eder, o da gurme olur. Ama gurmelik hakikaten güç bir iştir. Allah onlara kolaylık versin. Her gün yemek tatmak, onları yemek. Tanıdığım bir takım arkadaş da gün geçtikçe bayağı... şişiyor. Yok, onların şey, gurme yok demedim. Ama bana sorarsanız, ya ben onu da... ağız tadı bu. Canım ağız, onu şey etmek kolay değil. Bulmak, ortalamasını bulmak ama sanıyorum Murat hani yemek pişirmesi de en iyi gurmenin de en iyi aşçı olması lazım. Evet. Aşçının gurme evet. olması. Yani evet. en iyi gurme kimdir? İyi bir aşçıdır. Gibi geliyor Turgut bana. Bey, sadece bir parantez açmak istiyorum. Bu şarap tatmakla ilgili söylediğiniz şey aklıma geldi. Evet. Tarihte genellikle hep mesela şarap getirirler. Erkek tadar. Ondan sonra evet içebiliriz der ya. Onun için tadırlar. Değil, o nefes açsın diyedir. Hayır, ben şunu okumuştum bir yerde. Hangi ufaktan? Roma'dan bahsediyorsunuz. Eski Helen'den. Ben de şarabı bugün tarihi yapıyoruz. Evet de parantez burada lütfen. Çünkü dağılacak konu yine bambaşka yerlere gideceğiz. Ama şarap yok mu lazım? Bu şarap tatma meselesine şunu okumuştum ben. Eskiden malum işte bu zehir var mı yok mu diye tadanlar vardı ya. Şarabın özellikle ilk böyle tadıp da iyi kötü diyenlerin o zehirli mi değil mi diyenler olduğunu. O yanlış. Yanlış mı? Yanlış, tamamen yanlış. Tadıcılık her zaman var. Şimdi tadıcılık değil bu zehir yanlış, meselesiyle yanlış, ilgili. Yanlış. Yani adama içiliyor, adam ölsün, kadın sağ kalsın. Evet. Yani. Kendileri çok hoşuma gitmişti Umit. Centilmen oluyor. Evet. Evet efendim, Bizans mutfağı diyor efendim. Yani her neyse gülü değil mi Murat Bey? Fakat Murat Bey isterse iyi yemek yapar. Şimdi ona ben hatırlatacağım. İsterse, istemezse yapmaz. Zehirler. Ismarlar. Kendisi, boğazında kalsın diyeceğim, haram olsun diyeceğim, ayıp olacak. Hep elimle pişirdim. Şair Nazim Sokağı'nda oturduğu yıllarda, bunun ufaktı mutfağı, bir uzak doğu yemeği yaptı. İnanılmayacak büyük bir ölçüde. Hepsini de yemiş. Fakat yendi. Ne yapmıştınız, hatırlıyor musun? Tonka Gong demek istiyor galiba. Bilmiyorum, bir... Haşerat-ı Bahriye. Evet, Haşerat-ı Bahriye. Yani karidesli. Efendim Hindistan cevizi sütlü, zencefilli, yeşil körili ve o kadar lezzetli ki şöyle bir tencereyi Turgut abi tek başına bitirdi. Afiyet olsun. Afiyet ya olsun. Benim halime bak. Ben evet, o kadar iyi. Ben ilim yapıyoruz. Solucan var. Yani. İlim yapıyoruz. Solucan vardır bir de. Kurtulayemut. Sen söyle ne olduğunu. Şimdi şey yapıyoruz. İlim yapıyoruz. Sen... Hepsi afiyet olsun, helal olsun, tamam geri aldım. Onun için Bizans Bizans Bizans'ta da yani Bizans'ta da yenilen şeyler belli aşağı yukarı. Turgut abi, Bizans yemeği olarak bize kalan ne var bugün? Ha bir dakika, dolma. Bizans'tan geçen bir dakika okuyacağım size bir şey. Bizans'tan bize kalan geleneklerden bir tanesi de hamam kültürü. Roma'da da var. Hamam işte Roma dediğim benim. Yani hamamda yenen, merak et, istersen bir okuyayım. Sana. Okuma. Hayır ama. Yok. Dikkati dağıtıyor Turgut abi onlar seyircimizde. Öyle deme. Peki ama Petronius bu yemeği... Petronius mu okuyacaksınız? Hayır, onu size kim? Bıraktık Petronius. Petronius. Turgut abi ne oldu? Peki okuma. Ya. Hayır, ben, karşılaştık... yemeği ben aklımda tutamam o kadar şeyleri. Canım istersen okuma. Kağıttan okuma. Senin hafızanla kalan bize yeter. Yok, o ben hafızama... Yani mahfuzatın zekası bize alim yapmaya... Ben hafızama... Alim yapmaya yeter. Yok. Hafızama güvenmem, okumam. Evet,
Bizans'tan bize içinde, kalan yemek. Bakın. Füme. Tuzlu balık. Pastırma. Ama olur kesmeyin. Pastırma kalır mı ya? Yok. Pastırma. Pastırma Halis Türk'tü. Şimdi. Halis Türk'tü ismine bakın. Pastırma. Karar verin de. Efendim kesmezseniz. Pardon tam kesmeyin. Çok tepki geliyor. Kesmeyin hocayı diyorlar. Evet füme yani. Füme. İsli yemekler. İsli. Tuzlu balık bildiğimiz tuza batırılan. Sodyum klorür dedikleri şeye batırılan. Bir de salamura var. Şimdi o gelenek herhalde bildiğim kadarıyla Selçuklarda var mı bilmiyorum. Osmanlı'nın ilk döneminde de olduğunu sanmıyorum. O gelenek hala yürüyorsa onlardan kalma bir gelenek olsa gerek. Ama Fatih yemek, Türkler balık yemez, Fatih balık yemez diye bir şey yok. Yeniyordu, saraya balık alınıyordu. O tartışıyorlar sonraki. Havyarı kendi yemedi, onu bilemem ben. Ben Barkan Hoca'nın yazdığı şeyden, istiridye vesaire, bir de karidye var. Yani kerevit, onu unuttuk söylemeyi, o da alınıyor. Peki biz yemiyoruz da, yani Türkler balık yemez, peki Homer balık yiyor muydu? Nerede doğdu? İzmir'de doğdu veya karşısındaki adada. Ne zaman doğdu? Milattan önce 850'de. Siz Odise'yi, İlyada'yı okudunuz. Hiç balık ismine rastladınız mı orada? Hayır. Niye? Balık yemiyorlar mıydı? Ama o dönemin adamı yemiyor demek değil bunu. Ama söylemek istediğim, eğer bize yani balık yemezler bilmem neler diyor. Ömer'de de yok balık ismi mesela. Belki varsa bilmiyorum. Bir yok, tane var ama devasa bir balık var. Şeyde. Evet. O neydi? Krisalis balığı var. Onu çok ama lazım. Evet efendim. Şeyin tabii bir arada kahvenin de Bizans'tan geçtiği gibi de bir şeyler hatırlıyorum. Kahve Arapça'da vardır. Ne demektir? Şarap demektir. Evet. Şarap demektir. Şimdi Yunanistan'a gitti. Edebi abi. Arapça'da hatta Divan-ı Kebir'de falan da geçiyor Hazreti Mevlana'nın. Arapça Arapça gazellerinde geçer. Divan-ı Kebir'de geçer. O yalnız kahve değildir. Şey şarap. O, hatta kaf harfi yutulur. Telaffuzunu ahva derler. Ahva. Şarap demektir. Yunanistan'da şey yapıyorlar ya zaten. Kahve istiyorsun. Hemen Greek kahve diyorlar. Evet. Kendilerine mal etmeye çalışıyorlar. Evet, evet. Şimdi Greek kahve... Konudan konuya geçiyoruz. Erhan Yunanistan'a... oğlu hanımefendi. Türabınız olayım ya kesme Erhan. Şimdi... Hayır abi kahve dedi kahve kesme. Konuşuyoruz. Tamam. Zaten hemen başka bir konu. Başka konuya geçiyor hocam. Ama öyle tatlı kesmeyelim. Bir sohbet oluyor. Turgut abi hep soruyorlar. Konstantin'in mezarı nerede? Fatih Camii'nde. Konudan konuya geçmek tabii, demişken. Biz olsun. Ha. Bir tane Dumbarton Oaks'tan bir yazı hatırlarım. Bizim Fatih Camii'ndeki yeri onların şeyi. Nedir o? Büyük mezarlığa. Mausoleum. Haziresi. Yok hazire değil de. Pantheon gibi. Pantheon gibi Pantheon. Bir şey. Öyle bir yazıyı biliyorum, hatırlıyorum. Orada ama bunun bakmak lazım. Yani birdenbire Konstantin'in nereden gömülü olduğunu... Defada falan diyorlar. Bilmiyorum yani ona bir şey söyleyemem. Evet demin yarım kaldı. Sokak adları buyurmuştunuz İstanbul'un. Sokak adları, İstanbul'un sokak adları... Şimdi sokak adı eğer Fatih'ten döneminden sonraysa... Tabii ki bir şehirde imar şeklinde bir yere cami yapılırsa caminin yapılan, birlikte yapılan medresesiyle, okuluyla, hamamıyla vesaire oranı, sokağını oradan alır değil mi? İşte bizdeki eldeki vakıf defterleri de bunu gösteriyor. Bizdeki sokak ilk vakıflar nerede? Ayasofya'dan başlar. Ta bir ucu Yedikule'ye, bir ucu Ayvansaray'a, bir ucu da nereye? Yedikule ve Fatih vesaire. Evet, kalkıp da 1453'ten sonra Fatih'te bütün Bizanslıyı bulmadı burada. Söylenen nüfus işte kalan yanılmıyorsam 50-60 bin civarında. Öyle bir şey. Öyle bir şey. Kesin olarak değil İslam. İşte Bizans nüfusu için bir sürü şey var. Tabii kendisi de İstanbul'a
Anadolu'dan bir sürü yer isimlerine gelmek için bunu tırnak içinde söylüyorum. Aksaray semti, Fatih'in Aksaray'dan getirdiği insan, Konya Aksaray'ından. Karaman var, iki tane Karaman vardır. Bir büyük Karaman, bir küçük Karaman. Onların da Karamanlı oldukları söylenir. Yani bu şeyi doğal... hep karıştırırlar yalnız, Çarşamba'yı. Samsun Çarşamba'yla karıştırırlar, o Karaman'daki Çarşamba'dan evet. gelir. Evet, doğru. Yani ha. o hep karışır. Evet, o karışır nedense.